Herkese merhaba, ben Ömer. Bugün bir tepki videosuyla karşınızdayım. Bolbol kanalında Ivana ve Aysu adında ne olduğu belli olmayan iki tane şahsın Yusuf Yazıcı'ya ve sadece Yusuf Yazıcı'yla da kalmayıp neredeyse tüm futbolculara salladığı bir video izledim. Andre Ayew ve Kro yapıştırması, David Beckham'ın eşine suratsız denilen, Alena Tilke'ye saçma sapan bir sebepten uyuz olduklarını söyledikleri, Ozan Tufan'a da inanılmaz karizma, Yusuf hastası onun dedikleri, akılları sıra Ozan Tufan'ın tipiyle dalga geçtikleri, ironi yapmaya çalıştıkları, Kovalyacama'ya hiçbir şey bulamayıp takip ettiği 1007 kişiye dil uzattıkları, saçma sapan, hayatımda belki de izleyeceğim en gereksiz, en itici videoların başında yer alacak bir video izledim. Ve şu an sosyal medyada herkes her yerde Yusuf Yazıcı'ya yapılan hakareti ve dolayısıyla bu iki şahsı konuşuyor. Konuşmaya nereden başlayacağımı bile şaşırmış durumdayım. Gerçekten ikinize söyleyecek kelime bile bulamıyorum. Kendimi çok zor tutuyorum. Hatta böyle bir video yapmasam mı diye düşündüm bile. Sizin gibilerden artık bu ülke bıktı. Bu DM olayı da tamamen pazara dönmüş durumda. Geçtiğimiz günlerde de Danla Bilic birkaç futbolcuyu ifşalamıştı. Futbolcular Danla Bilic'e DM atmış. Danla Bilic de kendisine DM atan futbolculara ifşalayarak ünlü olduğunu vurgulamıştı. DM olayını bu kadar abartmalarının nedeni gerçekten bu. Bu tip kızlar ünlü biri bana DM atsa da onu ifşalayarak prim yapsam, ünlü olsam derdinde. Bu kadar kalitesizlik olamaz. Bu duruma eminim hemcinslerinizin de midesi bulanmıştır. Siz kendinizi prenses, Cinderella, Barbie bebek falan mı sanıyorsunuz? Şuna emin olabilirsiniz ki sizin iticiliğinizi ve kalitesizliğinizi anlatacak bir kelime dahi bulamıyorum. Ağzıma geleni söylersem çok daha ağır kelimeler kullanırım, buna eminim. Asıl sorunsal şu ki size DM atan erkeklerin nasıl bir fakirlik yaşadığı. Biriniz direkt çirkinsiniz zaten, diğeriniz de ortalamanın bile altında varoş bir tip. Yusuf Yazıcı sizi ne yapsın? Veya diğer futbolcular. Sizin sosyal medya haricinde konuşabileceğiniz bir konu bile yoktur, buna eminim. Yusuf Yazıcı'nın o beğenmediğiniz fotoğraflarına gelince ailesiyle birlikte arkada harika dağ manzaralı fotoğraflarını paylaşmış ki bundan daha özel ve güzel bir fotoğrafınızın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sizin yaptığınız bu saçma sapan hiçbir değeri olmayan yorumlar aynı zamanda ailenize olan sevginizi, düşkünlüğünüzü göstermiş oldu. Kişinin hayatı ailenin hayatından bir parçadır. Bir insan ailesini önemsemiyorsa başka hiçbir şey önemseyemez. Aile varlık sebebidir. Aile yoksa hayat da yoktur. Aile hayatı öğrendiğimiz, davranışlarımıza aracı olan bir temel yapıdır. İnsanlığı ve yaşamayı onlardan tanırız. Yusuf Yazıcı'nın Instagram hesap durumundaki resmi Instagram hesabıdır yazısına kadar eleştirmişler. Hayır size ne? Mavi tik işe yaramıyor zaten, ne demek ya? Nasıl böyle yargılayabilirsiniz? Bu seni ilgilendirmez ki. Sözlerine asla futbolcu profili gibi değil diyerek devam ediyorlar. Tabii sizin beklediğiniz Yusuf Yazıcı gece kulüplerinde, localarda fotoğraf çektirmek zorunda. Ya da son model üstü açık bir arabayla farklı farklı boy boy fotoğraflar atmalı değil mi? Bunların hepsi Yusuf'ta zaten olan şeyler. Ama sizin gibi görgüsüz değil Yusuf Yazıcı. Sizin anlamadığınız nokta bu. Standart bir insan profiline benzetiyorlar. Ya bir insan bunu YouTube kanalında nasıl söyleyebilir? En çok da bu beni rahatsız etti. Senin takipçilerin de standart insanlardan oluşmuyor mu? Standart insan dediğin ne? İnsanları bu denli nasıl aşağılarsınız? Gerçekten anlamak çok güç. İşi daha da sıvayarak Yusuf Yazıcı'nın mangal başındaki fotoğrafını gösterip şu fotoğrafı olan bir futbolcu değil de normal bir insan olsa DM atsa cevap verir misin diye yanındakine soruyor. Bir şey diyeceğim. Şöyle genel bir bakınca asla futbolcu profili. Asla profil gibi değil yani. Şey normal standart bir insan profili gibi değil mi? Hatta mesela biri şu fotoğraf koyan biri bana DM atsa ben cevap vermem. Verir misin? Futbolcu değil, tamam mı? Herhangi biri işte ne bileyim Yusuf Yazıcı bilmem ne. De az takipçisi var. Şu fotoğrafı var ve sana DM atıyor. Cevap verir misin? Vermem. Ben de vermem. Bu soru hakkındaki yorumu ve cevapları tamamen size bırakıyorum. Bu tarz insanların kanalına abone olmayın. Aboneyseniz bir an önce abonelikten çıkın. Böyle insanlara daha fazla prim vermeyin. Sizlerin de bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Aşağıda bulunan yorum kısmına Ivana ve Aysu adındaki şahıslarla ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butondan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.